Bu cümle kırmızı çizgiler olmadan Türkiye'de anayasa tartışılabilir mi peki? Böyle bir soru akla geliyor. Kırmızı çizgi nedir? Bence kırmızı çizgi konusunda işte genellikle çizilen, herkesin aklına ilk gelen konulardan bir tanesi anayasanın ilk üç maddesi. Şimdi anayasanın ilk üç maddesini koyduğunuz zaman zaten bunu kırmızı çizgi olarak belirlediğiniz zaman birçok şeyi çözemiyorsunuz zaten. Yani Türkiye'nin özellikle Kürt sorunu dediğiniz sorun olsun, birçok içinde mesela öyle maddeler var ki o maddeleri bugün Sayın Başbakan'ın da büyük bir ihtimalle telaffuz etmeye çok da fazla yanaşmıyor olduğu, yani o kırmızı çizgilere çok da fazla yanaşmıyor olduğu, bunu bir tartışma içerisinde halledebileceğimize dair bir güven taşıyor büyük bir ihtimalle. Yani eğer zaten halledilemeyecekse toplumda yeterli bir mutabakat veyahut da en azından asgari bir mutabakat oluşmayacaksa bunu belki de gündeme getirmeyi bile belki de düşünmeyecektir büyük bir ihtimalle. Zaten gerçekçi de olmaz. Yani belli bir kıvamı oluşmadan bazı konuları gündeme getirmenin de Türkiye'de ne tür gerilimlere yol açıyor olduğunu da görüyoruz. Ama bu benim kişisel görüşüm. Yani bu hiçbir yani ben zaten partiyle bir şeyim yok benim ilişkim. Ama benim edinebildiğim izlenim bir anayasa için bu kadar çok fazla kırmızı çizgi, daha doğrusu yapılacak olan bir anayasada Türkiye'nin şu ilk üç maddesi gerçekten çok iyi maddeler değil. Yani bir anayasa, demokratik bir anayasanın önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Hele bir dibacemiz var ki evlere şenlik bir dibace, böyle bir dibace ile böyle bir anayasa zaten, daha doğrusu böyle bir dibace ile iyi bir anayasa çıkmaz zaten. Yani böyle başlangıcı böyle olan bir anayasadan iyi bir anayasa çıkmaz. Yani tartışılmalı mı diyorsun? Tartışılmadan önce bana göre kaldırılmalıdır, ama kaldırılmadan önce tabii ki tartışılmalı. Yani ben tartışmayı çok olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Yani eninde sonunda gücü eline geçirenin ya ben zaten yaptım oldu diyerek bir şey yapması eninde sonunda bir takım rahatsızlıklara yol açıyor. Toplumda bir takım insanların bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Yani bunun rahatlatılması mı artık? Toplumda bir takım insanlar öyle bir eğitim sisteminden geçmişiz ki bazı şeyleri hakikaten böyle zannediyor. Yani bu başka türlü olmaz zannediyor. Yani dünyanın hiçbir anayasasında bir şahsa atıfla bir anayasa yoktur. Mesela bir işte Atatürk ilkelerine bağlı bir anayasa, Atatürk ilkelerinin gözetildiği bir isim yok yani hiçbir anayasa. Bu Atatürk ilkelerinin olmaması demek Atatürk'ü aşağılatan, Atatürk'ü küçültecek bir şey değildir. Aksine Atatürk'ü getirip anayasanın ortasına koyduğunuz zaman zaten bizzat Atatürk'ün belki de hayattayken asla isteyemeyeceği bir şeydir. Yani Atatürk'ün kendisi sağken Atatürk'le ilgili bir madde zaten yok. Yani şeye kadar yok. 60 ihtilalinden itibaren başlıyor bu tür şeyler. Hele 80 ihtilali iyice bu işe son noktayı koyuyor. Onun dışında tabii ki bir vatandaşlık tanımı yapılması gerekiyor veya yapılmaması gerekiyor. Türkiye'de vatandaşlık tanımı işte Türk-Kürt meselelerinde en başlıca problem alanını oluşturuyor. Kürt, işte Türkiye'de yaşayan herkes Türktür şeklinde bir Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan herkesin Türk olduğuna dair yapılan bu tanım Türkiye'de bir rahatsızlık kaynağı. Yani bunun birilerinin niye rahatsız oluyor olduğuna dair bir takım diğer insanlarda bir anlamazlık oluşuyor. Yani nasıl oluyor diyor. Yani nasıl Türk olmaktan nasıl mutlu olamıyor, nasıl gurur duyamıyor falan. Şimdi belli ki öbür tarafta bunu nasıl hissediliyor olduğunu, bunu nasıl makez bulduğunu hiç anlamıyor. Niye anlamıyor? Çünkü şimdiye kadar ki bütün eğitim böyle. Yani çünkü bütün şeylerde işte ne mutlu Türk'üm diyenin, Türk olmanın ne kadar şerefli bir şey olduğu falan gibi, bir her ne kadar Türklük aslında o ne mutlu Türk'üm diyene diye ifade edilen Atatürk'ün sözünde etnisiteden öte bir vatandaşlık tanımı olarak zaman zaman atıf yapılmışsa da bu bal gibi biliyoruz ki belli dönemlerde tam da ırka dönüşmüştür. Etnisiteye vurgu olarak ortaya çıkmıştır. Bunu bir Türkiye'de yaşayan herkesin ve şöyle bir şey de oldu. Dönem dönem etnisite vurgusu ağır bastığı için bir takım özellikle kendini Kürt hisseden insanlar da bir rahatsızlık kaynağı oluşturmuştur. Ve bu Türkiye'de az da bir insan değil. Yani neresinden bakarsanız birkaç milyon insan. İşte birkaç milyon insanda bu bir rahatsızlık kaynağı oluşturuyorsa oturup bunu bütün tarafları daha fazla memnun edecek, razı edecek, hakikaten Türkiye'de beraber yaşıyor olmaktan kendini mutlu hissedecekleri yeni bir formül geliştirmek, anladım, gerekiyor. Şimdi bu nokta